Selam Taylor. Rayların üstünde gezinmek için güzel bir gün değil mi? O neydi? Gümbürdeme gibi bir ses geldi. Aman Allah'ım, dağdan kayalar yuvarlanıyor. Dikkatli ol Taylor. Bu çok tehlikeli Taylor. Bu tarafa doğru hızlansan daha iyi olacak. İyi fikir. Hadi Troy'u arayalım. Seni banyoda yakaladık. Affedersin Troy. Taylor dağın kenarındaki raylarda geziniyordu. Ve kayalar tren yoluna doğru düşmeye başladı. Sence Teddy seni yardımcı olabilecek bir şeye dönüştürebilir mi? Çok iyi. Hadi gidelim. Selam Teddy. Dağ kenarındaki yola dağlardan kayalar düşüyor. Troy'u bunu durduracak bir şeye dönüştürebilir misin? Harika, hadi başlayalım. Aklında ne var Teddy? Harika. Onlar masa tenisi raketi mi? Koşu ayakkabıları mı? İlginç. Bu buton, Troy koşu ayakkabılarını kullanmak istediğinde basması için mi Teddy? Bu kutunun içinde bir masa tenisi filesi var. Masa tenisi treni oldun Troy. Artık hazırsın. Aa, daha bitmedi mi Teddy? Hadi gidelim. Sonra görüşürüz Teddy. Burası kayaların Taylor'a çarptığı yer Troy. Hadi Teddy'nin planını uygulamaya koyulalım. Vay canına, bu ayakkabılarla rayların üstünden atlayabiliyorsun. İşte bir tren geliyor. Sayende güvende. Güzel hareketti Troy. Aa, bu kayaları raketle durduramazsın Troy. İşe yaradı. Yolun bu bölümü kapanana kadar file kayaları tutacaktır. Harika bir iş çıkarttın Troy. Şimdilik hoşça kal. Yardımın için teşekkürler Teddy. Hoşça kalın millet. Selam Troy. Kardan adam yapmak için harika bir gün değil mi? Selam Tina. Bu karda giderken dikkatli ol. Tünel bugün kapalı. Yağın tüm şu kara bak. Korkmana gerek yok. Bu sadece kar.
Aman Allah'ım, kim bu kar topunu fırlattı? Orada bir canavar olduğunu mu düşünüyorsun? Gidip yardım etmesi için Troy'u çağıralım. Tina'nın yardımına ihtiyacı var Troy. Tünelin yanındaki raylarda giderken birisi ya da bir şey geçen trenlere kar topu fırlatıyordu. Teddy'nin yardım edebileceğini mi düşünüyorsun? Belki seni bir şeye dönüştürebilir. Harika, hadi gidelim. Selam Teddy. Tina tünelin yanındaydı. Ve birisi ya da bir şey ona kar topu fırlattı. Bir kar canavarına benzediğini söyledi. Troy'u bu gizemi çözebilmesi için dönüştürebilir misin? Harika, hadi başlayalım. Hangi aracı yapacaksın Teddy? Bir ısı treni. Harika bir fikir. Troy bu sayede sıcak havayı eritebilecek. Bu profesyonel bir üfleyici. Wow. Wow. Bu en uç noktada bir ısı paketi mi Teddy? Sen bir ısı trenisin Troy. Hareket için hazır ol. Hadi gidelim. Sonra görüşürüz Teddy. Harika haberler var Tina. Troy bir ısı trenine dönüştürüldü. Ve kar canavarı gizemini çözmeye gidiyor. Dikkatli ol Troy. Ah! Kim kar topu fırlattı? Bak, gözleri orada. Gerçekten de bir kar canavarı. İlk iş olarak biraz kar eritmek için körüyü ısıtmalıyız. Hazır, nişan al, ateş! Nereye gitti? Ha, kar topları canını okudu Troy. Canavar şimdi orada. Oh hayır, Troy ne yapacaksın? Tabii ya, acil durum ısı tuşu. Bu ekstra sıcak görünüyor Troy. Hazır, nişan al, ateş. Bu tren Tony. Kar canavarı oymuş. Bu kar toplarıyla birinin canını yakabilirdin Tony. Ve Tina'yı da gerçekten korkuttun. Oyun oynuyor olabilirsin ama bu çok tehlikeli. Dersini aldın mı? Tamam o zaman. Şehre gidip Tina'dan özür dile. İyi işte Troy. Gizemi çözdün. Sonra görüşürüz. Çok teşekkürler Teddy. Sonra görüşürüz.
Selam Troy. Ne haber Taylor? Haklısın Troy. Bu çok tehlikeli. Taylor dur. Bu şekilde zıplarsan kendine zarar vereceksin. Güzel soru. Ne yapmaya çalışıyorsun Taylor? Oo, tren kasabası bayrağını dikmek için Mars'ı mı ziyaret etmek istiyorsun? Süper fikir Troy. Eminim Teddy bir şey bulabilir. Burada bekle Taylor. Biz hemen döneceğiz. Selam Teddy. Tren kasabası bayrağını Mars'a dikmek istiyoruz. Sence bizi oraya götürebilir misin? Harika. Bu çok heyecanlı. Wow! Teddy seni bir uzay mekiğine dönüştürdü Troy. İnanılmaz! Tabii ki. Bayrağı bir yer kazmak için küreğe ihtiyacın olacak. İyi düşündün Teddy. Uçuş zamanı Troy. Hadi gidelim. Şuna bak Taylor. Teddy Troy'u bir uzay mekiğine dönüştürdü. Böylece senin için Mars'ı ziyaret edebilir. Uçuş için hazır mısın Troy? Pekala. İlk başta yüksek hızda kalkmak isteyeceksin. Yedeklemeyi dene. Neyin yanlış olduğunu merak ediyorum. Ha, roket güçlendiricileri tabii ki. Tekrar dene Troy. Wow, başardın. Bu inanılmaz. Neredeyse vardın Troy. Wow Troy, başardın. Burası Mars. Hey, NASA'nın aracı orada. Anlaşıldı Troy. Hadi işe koyulalım.
tren kasabası bayrağını dikmemiz gerekiyor. Mükemmel. Hadi eve dönelim Troy. Şimdi Troy geri dönüyor. Neler yapmış kontrol edelim. Memnun kalmana çok sevindik Taylor. Orada harika görünüyor. Bugün harikaydınız çocuklar. Tebrikler. Bir dahaki sefere görüşürüz. Selam Taylor. Nerelerdeydin? Alışverişte mi? Bir şeyler aldın mı? Kulaklık mı? Süper. Başka? Güneş gözlüğü. Muhteşem. Tünele girmeden önce onları çıkarmalısın. Yoksa hiçbir şey göremezsin. Taylor, duydun mu beni? Zavallı. Taylor. Olamaz. Troy'u çağırsak iyi olacak. Troy, bir sorunumuz var. Tren Taylor tünelde kaza yaptı. Depoya gidip yardımcı olabilecek bir şeye dönüşebilir misin? Hey Teddy! Troy seni görmeye geldi. Tren Taylor tünelde mahsur kaldı. Onu oradan çıkarmamız gerek. Yardım eder misin? Baş lambası mı? İyi fikir. Tünel çok karanlık görünüyor. Çekici kancası mı? Ne olduğu hakkında bir fikrim yok ama eminim faydalı bir şeydir. Şu baş lambasını denesen iyi olacak Troy. Tünel gerçekten çok karanlık. İşte geldi. Troy seni buradan kurtaracak.
Hazır mısın Troy? Sorun ne? Çok mu ağır? Teddy'nin sana verdiği üçüncü alet neydi? Güçlendirici motor mu? Aferin Teddy, her şeyi düşünmüş. Tekrar deneyelim mi? Harika bir iş çıkardın Troy. Sorun nedir? Güneş çok mu parlak? Yeni güneş gözlüklerini teşekkür hediyesi olarak Troy'a mı vermek istiyorsun? Sana çok ama çok yakıştı Troy. Hoşça kalın çocuklar. Sonra görüşürüz. Aferin Teddy. Sonra görüşürüz.